geliyor, kurt geliyor. Avuuu. Bence de güzel çekeyim. Yapsana Ercan. Teşekkürler Nesrin. Tepçi verelim. 10 tane. Bir dakika o zaman biraz da şunu izleyelim Nesrin. Gel madem iyiymiş. Aa, 12 dakika çağırı. 12 dakikamız var Nesrin. Ne acelemiz var ki? 15 tane kutumuz var. Bakalım. Anne geldi. Bu kadar güzel. Aa annem mi gelmiş? Baban nerede geliyor? Bana baban lazım. Dakika 5 demiş galiba. İlerle saniye dakika. Dur. Ha, tamam. Gördüm. Süper kahraman dur, ben, geldi. Süper, o kahraman süper kahramanın yeryüzüne nasıl indiğini ben çok merak ediyorum. Önce oradan başlamak istiyorum. Baba. Acil baba çok komik bir şey söylemem lazım. Annem Berin'le görüntülü konuşuyoruz. Yes. Baba yayındayız. Baba yayındayız. Acil bir bak. Yayındayız. Sakın yan. Kim basıyor onu ya? Bir soru is ya. Adam yani öz kız ya. Ne oldu Nesrin diye geliyor amına. Kral ya başka bir şey değil yani. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de baba yayın ekran dondu ya. Of ya. Allah Allah. Neden dondu ekranın? O kadar ilgilenmiyor ki. Babam bize Allah bir taşak Allah geçiyor gibi ya zengen. Allah Allah. Bak işte. Ya Berin yayından çıksana. Dur bekle ben çıktım. Arabanın işlerini hallettin mi? Tamam. Hallettim. Tamam da alakalı. Bizim Doblo'yu ne yaptın? Araba diyor araba. Baba yayındayız baba gözünü seveyim. Bırak arabayı özelden konuşalım ya. Kötü yok. Selam ver bir. Aleyküm selam. Selam olmaz. Sigmarus tamam adam. Sigmarus aynen. Selam vermez sadece alır. Bu ailenin valla bir ama şey var. Ama farzı yerine getirmiş bak selam almak farz. Genetiğinde yemin ediyorum bir şey var bak açık söyleyeyim. İyi tamam baba hadi görüşürüz. Baba beni özledin mi? Ya bu nasıl baba bir soru ya? Berin de ne diyor bak hayır diyor. Ha işte. Ne? İşte diyor. Ah lan Nesrin. Her gün konuşuyoruz. Baba ne yapıyor şu an orada? Babamla konuşmuyor. Polonya'da telefonunu siliyor. Yeni fark ettim. Aa baban o kişi be. Kolonya'yı peçetesine sürdü. Şimdi telefonunu siliyor. Tamam baban o kişi yani. Evet. Bulduk. Nasıl bir kişi? Yani kolonyayla ve ıslak mendille eline geçen her türlü ıslak peçeteyle telefonu silen kişi. Evet babam o kişiymiş. Baba bir şey aldım karttan sana kod gitti diyorum. Babam kodu söylüyor. 58-18 diyor kapatıyor telefonu. Aa verdi kodu da. Ondan sonra öyle konuşmalar. Neyse de ocağın üstünde 3 tane tencere var. Oh dedim ben yemekler pişmiş dedim. Bir baktım içleri bomboş. Zorba herif ya. Oğlum zorba diye küçük bir latife yaptım ya. Sen büyük zorbasın ya. Nesrin Çağrı'nın izlemelerini ailen izledi mi? Annem o an izliyormuş zaten Çağrı biliyor musun? Eyvah. Annem trip yaptı bana. Ne oldu biliyor musun Çağrı? Dedim ki Berin üniversite sınavına girecek ya haftaya. Ben geleceğim dedim. Annem dedi ki tamam dedi babanı kameraya çekersin. Babanı çok sevmişler ya falan dedi. Trip yaptı. Güldüğünüz için. Lan. Lan korkuttum annesini öyle söyleyince trip yaptı. Kızdı falan zannettim. Ya olur mu? Yok yok. Anneni yok, asıl canım, asıl anneni çok sevdik. Çağır annem yayınları hep izlediği için ortama hakim kızmaz öyle şeylere. Harbi mi diyorsun? İsmini evet. İsmini ben biliyorum tabii ki. Teyze. Siktir ya kurtarsanız oğlum gitsene araya amına koyayım. Suzan. Latife teyze. Suzan teyze. Suzan mıymış lan? Suzan teyze biliyordum da bir an şey olunca beynim gitti. Neyse sen de niye bekliyorsun? Hemen söylesene evet. İsmini biliyorum. Ben de genel olarak bir
Bekleme durumu söz. Evet. Suzan teyzemize ben buradan şunu söylemek istiyorum. Suzan teyze, sen gerçekten o evin neşesisin. Ben bunu anladım. Hep güler yüzlü. Anladın mı? Bu bir gerçek. Hep güler yüzlü. Ve her zaman ılımlı kişisi bence Suzan teyze. Öyle öyle. Ay duygulandım Çağrı, sağ ol. Ama yanlış mı Nesrin? Çok haklısın Çağrı, sağ ol. Anne Behrin yemek mi yapacağını zannediyorsun sen? Baban yapardı. Ha. Ya Hüseyin abi bitti. Artık bırak amına koyayım. Sen hep iyi ol Suzan teyze. Tamam tertemiz ilk günkü gibi ol daha bardık. Bırak amına koyayım. Hayır istiyor ki yani kutudan ilk aldığı hale göndereyim telefonu istiyor herhalde orada. Bir saattir. Bir yemek yedim geldim. Bak hala yapıyor. Ben evdeydim ki. Babam evde miydi Behrin? Allah'ım yarabbim ya. Nasıl Antalya'da yağmur başladı. İstanbul'da burası çok sıcak baba, çok sıcak. Baba biraz yüzünü de görüyorum. Baba burası çok sıcak işte. Ben kendim Hüseyin amca gerçekten Suzan teyze ile Hüseyin amca ikilisini ben tanımak istiyorum Nesrin. Gerçekten mi? Evet. Bayağı tanımak istiyorum. Zaten hani tanıyoruz böylelikle. Siz bir de çok doğal bir ailesiniz ya. O da direkt geçiyor yani. Ben direkt birebir de tanımak istiyorum. Tanışmak istiyorum yani. Aa sağ ol. Gelirlerse İstanbul'a otururuz. Ya biz gitmeyelim Antalya'ya yazın. Aa çağırın. Antalya'ya gelin. Benim geçen sene planım oydu zaten. Ya bir kafa aç ya. Bizi hiç çağırmıyorsun Nesin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Geçen sene işte Antalya'da Kaş'ta plan yapıyorduk ya, villada kalacaktık. Onun öncesinde evet. Ben Antalya'da da iki gün takılırız diyordum. Bize gelirsiniz gidersiniz. Planım tabii. Oydu. Sonra dolandırılınca kaldı. Aynen. Hikaye çok üzücü bitti ya. Harbiden hikaye çok kötü bitti ya. Bir de çok keskin bitti anladın mı? Dolandırdık ve gidemedik yani. Ya Nesin, niye dolandırıldınız ya? Lanet olsun. Ya Çağrı cidden üzülüyorum hala da. Ne güzel villada kalacaktık ya. Bir de Çağrı geçen sene kaldıktı. Bu sene fiyatları 3-4 katına çıkmış. O ne demek kız? Kaldıktı. Yani kaldın artık. Bitti sonra tatil mevsimi bizim için. Önceden biz tuttuğumuza Çağrı, o ev gerçek olsaydı bir haftalığına 15... Nesin o ev gerçek değil Nesin. Nesin o ev gerçek değil. Unut artık o evi. Gibi ama o gerçek değil. O ev haftalık 7 günlük 15 bin lira falandı. Şu an aynı seviyede güzellikte evler 70 bin lira falan olmuş haftalığı. Aynen günlüğü 11 bin lira, 12 bin lira, 10 bin lira o civarlarda. Ah lan karar nasıl? Ver. Geçti artık, karar veremedim. 12 bin lira, 11 bin lira. 10.900 aslında. Ya bu kadar detaylı anlatmana hiç gerek yok biliyor musun? 10-15 bin arası da desem mesela. Evet, bulunur çünkü. 15 bin olmuş o kadar. 12 bin lira, 10 bin lira, 9 bin lira falan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Leblebinin kuyruğu gözüküyor. Bakmak zorunda mısın? Biraz çağdaş olsana daproş ki. Ya kafanı çevir ya. Artık medeniyet lütfen. Kuyruğu görünce bak üzülme lan, tamam lan. Ventilatör aldım. Neyse gösteremeyeceğim şimdi. Küçük bir tane klimam yok. Baba bak, benim klimam oldu. Yok biliyor musun? Ben de bir tane küçük ventilatör aldım. Masaya koydum, onunla serinliyorum. Ay kıyamam. Vallahi İstanbul yanıyor. Bak hiç senle değil adam. Sen abi dinleyin. Hiç senle değil yani bak. Allah Allah. Olur. Tam baba sesleri bunlar. Aa. Aynı berber gibi. Burdur'da şey olmuş ya, düğün sene olmuş Burdur'da. Bak konuyu. Bak nasıl çevirdi gördün mü? Tam bir berber muhabbeti ya. Nasıl çevirdi bir anda konuyu? Ya bir şey söyleyeceğim, bu TikTok videosu falan mı? Bu kim bunlar? TikTok fenomenleri mi? Ne oluyor abi şu an? Konu neydi, ne yaptın abi? Bu videoyu kim atmış ya, bulmuş. Aa benim hiç haberim yok. Deprem mi olmuş geçen gün? Hüseyin amca Allah aşkına telefon tertemiz oldu. Allah'ın var sattı bırak ya. Bırak yeniden kirlensin ya. Koptu.
Şey olduk yani, sıkıntı var yani. İklim geçişlerinden dolayı. Olum oluyor ya, şeyleri, meyveleri. Meteoroloji. Bir dakika, anlamıyoruz abi, bir dakika. Vatandaşım. Bu adamın ağzından çıkan sözler altın değerinde, lütfen. Ben bu adama, yani ben bu makaradan bir kelime bile kaçırmak istemiyorum, kimse kusura bakmasın. O yüzden lütfen. Ama ben de çok hastayım. Evet, sen sınava mı var, ona mı giriyorsun? Ya üniversite sınavı var ya, onu değil. Konuların ama bak neye çok sevdim biliyor musun? Bir önceki konuyla bir sonraki konu hiçbir bağlantısı yok ya. Her yere yorumlanabiliyor yani muhabbet. O çok güzel. Sınavım var, ona mı geliyorsun diyor. Allah aşkına ya. Neyse, sen oradan soru sor buna. Biyoloji ya da fizikten, kimyadan. Böyle değerlendirmiş olsun. Tamam baba, ben sorarım, sen merak etme. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. İyi. Görüşürüz de Hüseyin amca, bu İstanbul'un hali ne olacak? Ya bir dakika, seçimlerde o istiyorsan lütfen biraz çalışalım ama. Sağ ol, görüşürüz, iyi günler baba. Behrin, 6x6. Ama babam sor dedi ya, o yüzden. Çocuk ama 3. sınıfa mı gidiyor? Ama zor olursa rencide olur diye kolay sormak istedim. Ha, o, yoksa 8'lerden mi soracaktın? O yüzden mi 6'lardan sordun? Konuşmayacağım ben hiçbirini. Tamam abla. Hep üstüme geliyorsunuz. Ben gelmeyecektim işte yayın. Verin. Öyle deme. Baban geldi. Ağlayacak gibi olmuş. Evet, üzüldü bir an. Sınav deyince hep böyle oluyor. Aa, sınav deyince böyle mi oluyor? Evet, çok geriliyor. Uyumuş mudur? Şu an uyumuş mudur? Uyumamış olabilir. İstiyorsan bana bir şey desene. Güzel kardeşimsin. Sınavın yaklaşıyor, haberin olsun. Arayıp mı? Yok, buradan söyle. Ses dalgaları artık. Yok yok, çağır, aramayayım. Vallahi kavga çıkar evde. Şimdi tam böyle 6-7 gün kaldı ya, daha da gerginmiş. Kopacağım, kopamıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar. Sınav deyince geriliyorsanız doğru yoldasınız. Mesela ben hiç çok takılmıyordum. Sınav var. Çok sikimde değildi. O yanlış modelleme galiba. Sınav deyince biraz gerginlik varsa demek ki çalıştın. Bir karşılık beklentisi içerisinde. Mesela bende hiç yoktu. Zaten çalışmamıştım ve beklentim yoktu. O beklenti olsun ama yani. O beklenti ve tatlı bir heyecan iyidir. Hey sen! Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo! Hey sen! Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.